Şimdi Kurban Bayramı'nda biliyoruz özellikle sofralarımızda kırmızı et ve tatlı tüketim bir hayli fazla. Bu durum bizim için neden daha önemli? Kalp hastalığı olanlar, diyabet yani şeker hastalığı olanlar, böbrek hastalığı olanlar gibi sağlık problemi olanlarda bu durum ekstra sağlık problemlerine sebep olabilmekte. Sağlıklı bireyler bile dikkatli beslenmediği takdirde ciddi sağlık problemleri, kalp çarpıntısı, tansiyon yükselmesi gibi sağlık problemleriyle karşılaşabilmektedir. Kırmızı et yasak bir şey değil. Kırmızı et faydalı bizim için. Çünkü içerisinde protein, demir, çinko, fosfor, B grubu vitaminler gibi birçok faydalı element var. Ancak yağlı etin doymuş yağ ve kolesterol içeriği çok fazla. Siz görünür yağların temizleseniz dahi ortalama bir kırmızı ette yaklaşık %20 civarında yağ oranı var. Yani bu sebeple tüketilen miktar yani porsiyon miktarı çok önemli. Çünkü kalp hastalığı öyküsü olanlar var. Mesela kalp krizi geçirmiştir. Kalp ritim bozukluğu olan hastalar, tansiyon hastalarımızda bu durum yani ekstra olan sindirim problemleri durumun bir anda kötüleşmesine sebep olabilir. Bununla beraber özellikle kalp damar hastalığı olanlarda lütfen sakatat tüketiminden kaçınmalarını önemli tavsiye ediyoruz. Özetle günlük et tüketimini bir öğüne sınırlı tutmak gerekir. Mümkünse yani kavurma ya da kırmızı etin olduğu öğünlerimizi mümkünse öğle saatlerinde tercih edelim. Ağır hamur tatlıları, şeker, aşırı yağlı, çok tuzlu ve yüksek kalori içeren yiyeceklerin yerine sebze ve meyve tüketimine ağırlık vermek gerekir. Etli yemeğin yanında pirinç pilavı veya makarna yerine bulgur daha doğru bir tercih olur. Nasıl bir pişirme yöntemi önerirsiniz diye sorulacak olursa sağlık açısından söylüyorum. Yani etin bir kere ilk gün pişirilmemesi çok önemli. Etin en az bir gün dinlenmesi gerekir. Yemek pişirme yöntemi olarak kızartma yerine fırınlama, ızgara veya haşlamayı tercih etmeye çalışalım. Kavurma yapılacak ise içine lütfen tereyağı veya kuyruk yağı konulmadan kendi suyu ile kısık ateşte pişirmek sağlık açısından çok daha doğrusu olacaktır. Kurban Bayramı'nda bilinenin aksine her zaman olduğu gibi aslında 4-5 öğüne yaymak daha doğrusu. Yani az yemek ve sık yemek. Sık az şeklinde öğünlerimizi gün içerisine yaymak doğrusu. Her zaman olduğu gibi bayramda da kendimize asla yasak değil ancak sınır koymalıyız diye belirtmek istiyorum. Biz kendimiz ona dur diyebilmeyi bilmeliyiz. Sınır koymalıyız kendimize. Kibarca evet bir yerde belki tatlı yediysek öbür tarafta tatlı yemeyelim. Belki ikram edilen başka bir şeyden yiyebiliriz. Yani aşırıya kaçmamak gerekiyor. Orada kendimize bir sınır koymalıyız. Çok yani sağlığımız açısından hayır demeyi bilebilmeliyiz yani. En azından bir ölçü koyabilmeliyiz.